Ya Rabbi, bana imkan versen ben bir misafirhane açarım. Herkesi misafir ederim. Onlara çok iyi davranırım. Onlara evime ilk gün gelen yeni misafir gibi her defasında o heyecanı kaybetmeden bana verdiğin bütün ömrümü bu konuda hizmet ederek geçirebilirim. Ben buna talibim. Bunu yapabilecek kapasitedeyim. Ben bunu yapabilirim ve çok mutlu olurum diye dua ediyorum. Ne mutlu size. Dünyanızda mağmur olsun, ahiretinizde inşallah aydınlık olsun. Her gününüz hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ömür boyu yaşadığınız müddetçe huzurlu, hayırlı günler. Yoksuzluk, hastalık vermeyecek size Allah. Kadın erkek kimsenin sokakta muhtaç kalmaması ana hedefimizdir. Eşi ya da ailesi tarafından dışlanmış herhangi biri, ayakları üzerinde durabilene kadar Dilruba'nın koşulsuz misafiri olabilir. Klasik bir anlayışla yaklaşmaz hiçbir şeye Hatice Hanım. Yani sınırların dışında bir anlayışı vardır. Çok Hatice beni çok seviyor. Hatice diyor, ben seni sevdiğim kadar hiç kimseyi yani sevmedim ben. Sevginin her şeye iyi geldiğini biliyor zaten. Bize sahip çıktılar. Burada bulunan herkese son derece müteşekkirim. Bütün çalışanlarına, bütün gönüllülerine, bu işi finanse edenlere, maddi manevi bu işin hizmetinde bulunanlar gerçekten ibadetin en büyüğünü yapıyorlar bence. Ben bu kadar iyi bir insanla karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Hiç ama. Böyle bir yerle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Bırakın öyle bir şeyi. Görünmez Dilruba kuralları oluşmuştur. Biz yazmadık hakikaten bunları ama en birinci şey mutlaka merhametli olacaktır burada çalışan insan. Merhamet sahibi olacak. Bizim çalışanlarımız yaşlılarımız ağlarlar. Bir bakarsınız 3 dakika sonra onun da gözlerinden yaşlar gelir. O kadın günde 3 defa ağlıyor ama o kadar merhametli. Merhametli olmak zorundasınız. Mutlaka koşulsuz sevgi olacak. Sevgi de yetmiyor, koşulsuz olacak. Şunun için, bunun için değil, biz koşulsuz seviyoruz, kapıdan her gireni. Bir gün kış ayı, Şubat ayında, yine yemek götürdüğümüz bir teyzemiz var, Emine teyze. 90'lı yaşlarda, tek başına yaşıyor. Böyle bir kulübede oturmuş. Tuvaletini yaptığı kabı camdan döküyor. Örtüsünü örtüyor, oturuyor. Yanında bir sobası var. Biz yemek götürdüğümüzde kovayı doldurup sobayı yakıp bırakıyoruz ama 3 saat sonra o soba sönüyor ve kış şartlarında Bursa'nın havasını düşünün. O kadın bizim gelmemizi bekliyor. Battaniyelere sarılıyor, ağzını yüzünü kapatıyor ve öyle oturuyor. Oturarak ölümü bekliyor. Yine bir gün yemek götürdük Emine teyzeye. Bir girdik. Bir gün önce bizim yaktığımız soba hiç yanmamış. Bizden sonra sönmüş. Ve hiç ısınamamış o kadın. Tabii o çişini dökerken üstüne döküyor, ıslak kalıyor. Donmuş o ıslak yerler. Eksi hava Bursa şartlarında çok zor bir durum o gün. O gün çok soğuktu zaten. Ayaz bir hava vardı. Şoföre dedim ki ben burada bırakamam bu teyzeyi. Alıp götüreceğim. Ya Hatice Hanım dedi. Çoluğu çocuğu vardır. Ararlar bulamazlar. Ya bu halde ölüp vicdanları sızlamıyorsa kaybolunca da sızlamaz bu insanların vicdanı dedim. Tuttuk teyzeyi, arabanın arkasına yatırdık, götürdük bizim eve. Yani benim evim orası. Ben kendi evimi o tuttuğum, kiraladığım eve taşıdım. İşte kendi çatalımla, bıçağımla, koltuğumla, her şeyimle ben o evdeyim. Çoluğumla, çocuğumla hepimiz oradayız. Orada yaşıyoruz. Oradaki insanlar da benim annem, babam artık tek tek gelmeye başladılar. İşte yemek dağıttığımız evlerdeki o çok mağdur olanları getiriyoruz. Banyo yaptırıyoruz, yıkıyoruz, biraz kendine gelince evine götürüyoruz. Bir ay kalıyor, iki ay kalıyor. İşte iki ayağı kesik bir dedeye yemek götürüyor idik. İlk başladığımızda yemek yapmaya. Sonra bizim götürdüğümüz yemeği yediren eşi rahmetli oldu. Kalkıp bizim götürdüğümüz yemeği ısıtamıyor ve yiyemiyor. Yani sıcak yemeği bile yiyebilecek durumda değil. İşte onu ben önce evime aldım, biraz evimde misafir ettim. Sonra tabii burayı kiralayınca ona bir oda yaptık. Dede bizimle yaşıyor.
Bir gün Bediş'i, 2006 yılı göreceksiniz Bediş burada. Hala bizimle yaşıyor. Dövmüşler tinerciler gece çok. O sığındı. Hatice beni alır mısın dedi. Ara ara banyo yapmaya gelirdi benim. Ta kızlık arkadaşım. Çok yıllardır tanırım Bediş'i. Bütün ailesini kaybetmiş. Hafif meczup. Ama Bursa'nın Bediş'i. Herkes onu tanır. Mahallelerde gezer. Ama o gece yediği dayak onu artık sokaklara çıkmaya bir korku oluşturdu ve şimdi yalnız çıkmaktan çok korkar. Yine döverler mi beni? Yine kanar mı? İşte kolunu kırmışlar. Alnını böyle patlatmışlar. Kan içinde gelmişti. Böyle bize başladı. Alır mısın Hatice ya? Sen nasıl olsa bu işi seviyorsun, insanları seviyorsun. Alır mısın'a başladık. 1, 2, 3. Bir gün bir hastaneden telefon geldi. Şükran abla, onu da göreceksiniz. Dediler ki ya hastanenin bankında 3 haftadır yatan bir kadın var. Aa neden? Huzur evine gönderin. Ama 60 yaşını geçmemiş, huzur evleri almaz. Yani böyle bir prosedür var. Peki başka gönderilebilecek bir yer yok mu? Vallahi kimsesi yok Hatice Hanım, biz bunu biliyoruz. İşte Arap Şükrü Sokağı'nda 25 yıldır yemiş, içmiş, gezmiş, oturmuş. Oranın müdaimlerinden ama artık ayakları tutmuyor. Ve perişan halde. Bir gelip bakar mısınız dediler. Biz gittik bir iki arkadaş. Oo, bir gittik ki 3 metre yakınına yaklaşamıyorsunuz. Günlerdir tuvaletini altına yapmış ve olmuş artık. Etiyle o üzerindeki kıyafet kaynamış. Nasıl bir duyarsızlıktır diyeceğim ama insanlar ne yapacağını bilemiyorlar sanırım. Birileri para bırakmış yanı başında. Bir kutuda paraları var. Birileri bir sürü poğaça almış bırakmış. Birisi çorba almış bırakmış. Ama o kadının yanındaki parayı, poğaçayı görecek hali yok. O kadının temiz bir yatakta dinlenip kendine gelmesi gerekiyor. Ama bunun içinde hiç kimse bir adım atmıyor. Ama yine insanlar duyarlı. Benim böyle bir şey yapabileceğimi düşündükleri için beni arıyorlar. Bu da bir duyarlılık bana göre. Sonra aldık geldik biz onu, yatırdık. Banyo yaptırdık. Kendine geldi. Yıllardır bizimle yaşıyor Şükran. Bizde süresiz kalabiliyorlar. Gitmek istemez. Şükran'ın ben kardeşiyim. Burada yaşayanlar arkadaşları, artık burası onun evi. Yani sen otur burada, burayı yani burasını yani sev, burası senin evin. Ben sana burasını yaptım. Bu ev senin yani diyor. Ben sana ne istiyorsam, sen ne istiyorsan ben sana her şeyini alacağım yani, ne istiyorsan. Bir dediğimiz hiç yapmıyor. Gezmeye götürüyor, denize götürüyor. Eksik olmasın, çok iyidir. Burası bir huzur ortamı. Buraya geldiği an insanların ruh hali değişiyor. Bir defa koşulsuz kabul var, bir kucaklayış var. Burada tabii Dilruba evlerini Hatice Hanım'dan bahsetmeden geçemeyiz. Çünkü onun bir anlayışının, bakış açısının bir ürünü ya da eseri. Onun gönlünün genişliği giderek buradaki hizmeti de genişletiyor. Yani şunun için söylüyorum, bir kişinin başarabildiğini görmek adına, bir kişinin bunu başlatıp bu hale getirebildiğini binlerce insana, şu anda Ramazan'da iftar açtırılıyor, sadece burada değil bakın. Yani Türkiye'nin 2-3 yerinde bu iş yapılıyor. Sadece burada da yapılmıyor. Bunu bir kadının sadece Allah'a güvenip ve inanarak yaptığını gösterilmesi adına tabii ki bunun anlatılması şart. Toplumumuzda yatalak hastalarda durum şudur. O artık yaşayacağını yaşadı, yattı. Bundan sonra pikniğe gidemez, gezmeye gidemez, tatile gidemez, alışverişe gidemez. Onun dışarısıyla ve sosyal hayatla teması kopartılır. Ama öyle değildir. Bir insan nefes alıp veriyorsa bir canlı hayattan kopartılamaz. Ben nasıl biraz dışarı çıkıp hava almak istiyorsam ya da bir deniz görmek istiyorsam, dağ görmek istiyorsam, kalabalık ortama girmek istiyorsam, yatan insanın da benden hiçbir farkı yok. Ben şöyle düşünüyorum, Hatice, orada yatan sensin. Ve ben gezmeyi çok seviyorum, insanlarla bir arada olmayı çok seviyorum, dışarıda hava almayı çok seviyorum, güneşi çok seviyorum.
Beni bir yatağa bağımlı yatırdıklarını düşünemiyorum. Aslında ben kendime yapıyorum bunu. Onlara hava aldırdığımda, onların yüzündeki tebessümü gördüğümde tamam diyorum, rahatladım, güneşe çıktım.